Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Efendim geçmiş olsun. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Evet, pandemi döneminden geçtik ve kendinizi nasıl korudunuz? Nasıl koruduk? Hekimlerin tavsiyesi üzerine. Ulan dediklerine uyduk, kendimizi koruduk. Çok şükür bu zamana maskemizi geldik. Maskemizi, temizliğimizi, hijyenimizi, her şeyimizi güzel kullandığımız için bir sıkıntı çekmedik çok şükür. Ailece hiçbirimiz olmadık. Çok güzel. Siz şanslı gruptansınız. Evet. Aşılarınızı vuruldunuz mu? Vuruldum, evet. Peki. Ben Sinop oldum. Ben Çinliyim Sinop. Yani bu yüzden. Peki efendim. Tabii aşıyı öneriyorsunuz. Evet, aşıyı öneriyoruz. Aşınızı yani. Tabii ki aşımızı olacağız yani. Evet. Bu hastalıktan, illetten kurtulmak için. Kurtulmak için, aynen. Evet, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden Avrasya Hastanesi ve neden Fatma Şen Hoca? Fatma Şen şeyde bir ameliyat oldu. Onkoloya gönderdikleri Erkan Hoca'nın gönderdiği için Fatma Hanım'a gönderdi. İlk defa geldim işte. Tavsiye üzerine geldik. İyi hoca dediler. Çok memnun olacaksınız dediler. İlk defa geldik. Bakalım. İnşallah peki, memnun kalacağız. O da bizden, biz de onda. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Başarılar. Elimi yüzümü devamlı yıkadım. Kolonya dezenfektanla dolaştım hep. Çok da topluma girmemeye çalıştım, mecbur kalmadıkça. Tabii yediklerimize dikkat ettim. Yediklerime tabii ki dikkat ettim. Ben zaten hani boğazıma da düşkünümdür. Evet. Yani onun haricinde ekstra bir şey yapmadım. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Valla ablamızla geldik refakatçi olarak. Evet. Önder Hoca'nın şeyiyle, tavsiyesiyle Fatma Hanım'a başladık. Bakalım inşallah şifasını bulup buradan ayrılacağız. Peki hastanenin şöyle bir girişini nasıl buldunuz? Size tabii nasıl yaklaşımı sağlandı? Daha yeni başladık ama şu anda iki hemşireyle tanıştık. İkisi de birbirinden tatlı maşallah. Biz tavsiye üzerine geldik. Ablam rahatsızlığını öğrendikten sonra bir doktor yine tavsiye etti bize. Bizi de yönlendirdi buraya. Çoktan memnunuz kendisinden. Şu anda son aşamasındayız zaten. Doktorumuz Fatma Şen. Fatma Şen, evet, aynen öyle. Fatma Şen. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Allah can sağlığı versin. O da sağlık dağıtsın hastalarına. Tavsiye ediyoruz herkese de. Bizi duyan herkese de. Ben meme seyahı teşhisiyle geldim. Fatma Hanım'a tavsiye üzerine geldim. İyi ki de gelmişim. Gerçekten 8 ayda mucizeler yarattı benim için. Benim gibi olan bütün hastalara da tavsiye ediyorum. Doktor Fatma Hanım'a gelmelerini. Nasıl anladınız hastalığınızı? Ben ağrıyla beraber hissettim. Evet. Sonrasında tanı ve teşhis aşamasında doktorlar zaten doğru tanıyı koydular. Kısa bir sürede oldu. 10 gün içerisinde kendimi kemoterapi koltuğunda gördüm. Hastalığı kabullenmeye fırsat kalmadan tedavi başladı. Ama bu Fatma Hanım'ın sayesinde kolaylaştı benim için gerçekten. Gerçekten onun için sağlık diliyorum ki bizlere şifa dağıtsın. Tabii burada moral de önemli değil mi? Çok önemli. De o psikoloji herkes de aynı olmayabiliyor fakat Doktor Fatma Hanım bunu gerçekten çok başarılı hastalarına sağlayabiliyor. Onun yanına girdiğim zaman hastayım demeye gerçekten utanıyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendisi benim bu hastalığı atlatmama yardımcı oldu. Ben de kanseri yendim. Burada şu oldu o zaman görüyoruz. Doktor-hekim ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu çok görüyoruz. Çok önemli. Yani Fatma Hanım bu konuda doktorluğunun haricinde insani olarak çok kıymetli bir insan. Ona ben kanatsız meleğim diyorum. Gerçekten bizlere çok yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii çok da güzel bir ekibi var. Müthiş bir ekibi var. Sekreterleri, hemşiresi, hastane personeli gerçekten çok sevimli, çok güler yüzlü. Buraya geldiğim zaman kendimi hastanedeymişim gibi hissetmiyorum. Mesela bugünkü hastane serüvenim sabah 9'da başladı. Birkaç saattir buradayım ama kendi evimdeymişim gibi hissediyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum ama gerçekten. Evet, çok önemli. Yani o yüzden Fatma Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Müslüm Muhisar, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısıyım. 4 tane albüm yaptım. Çok güzel. Ben kolon kanseriyim. Dostlarımın demesiyle Fatma Şen hocama geldim tavsiyeler üzerine. Evet. Burada tedavi oluyorum.
personele dört dörtlük. Doktorlarından tut hemşirelere kadar, hizmet arkadaşlara kadar hepsi güler yüzlü. Çok iyi insanlardır. Memnunuz onlardan. Peki rahatsız olduğunuzu nasıl anladınız efendim? Rahatsız olduğumuzu efendim ağzına benim kan geldi. Evet. Ondan dolayı bir sene bayağı böyle bir mücadele ettim. Ondan sonra öğrendim. İki defa bağırsaktan ameliyat oldum. Şu an bir daha olacağım inşallah. Böyle devam ediyor. Tedavilerinizi aksatmadan? Yok, aksatmadan. Avrasya tamam. Hastanesinden devam ediyoruz. Evet. Sağ olsun arkadaşlarımız da yardımcı oluyor. O seslerimiz olsun, hocalarımız olsun, hizmetlerimiz olsun. Bu konuda çok güler yüzlüler. Çok iyiler. Tavsiye edersiniz sizin Avrasya Hastanesi'ne. Sizin aracınıza teşekkür ederim hepsine. Tavsiye ederiz. Tabii önce Allah kimseyi hastalığa düşürmesin. Eğer öyle bir sıkıntılar olursa da Avrasya Hastanesi gerçekten personeliyle, hekimleriyle dört dörtlük bir hastanedir. Herkese tavsiye ederiz. Efendim geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.